Evet sevgili izleyiciler, Libya ile ilgili son gelişmelerle alakalı olarak Dışişleri Bakanlığı'ndaki basın toplantısına bağlandık ve şimdi Hayat Artı'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Atlı Karınca filminin yönetmeni İlksen Başarır ve oyuncusu Mert Fırat bizlerle birlikte, hemen film üzerine konuşmaya devam edelim. Evet, festivalden bahsetmiştik. Aslında festivalde gösterildiği zaman film ne tür eleştiriler aldı, gerek seyircilerden gerek sinema eleştirmenlerinden? Biz seyircilerden beklemediğimiz oranda desteklendik. Yani çünkü hani biz biraz bir tepki yaratır herhalde, biz böyle tepki çekebilir ya da ilginç sorular alabiliriz gibi beklentimiz vardı. Fakat evet, aslında Enses gibi hakikaten çok bıçak sırtı ve üstü kapalı kalmış bir konuyu işlemek gerçekten cesaret isteyen bir şey. Bunun için de zaten merak ediyoruz tepkiler nasıl geliyor diye. Evet, fakat hani bu aile içi cinsel istismar pek de konuşulan, dillendiren tabii, bir konu da olmadığı için bir şey. Ve dünyanın her tarafında, yani Türkiye'ye özel bir durum da değil. Evet, Türkiye listenin başlarında yer alan ülkelerden ama ne de olsa hani bizden de mesela Fransa dünyanın lideri olarak görünüyor şu anda filan bu konuda. Ama bir biçimde özellikle Antalya seyircisi, hani orada bir kemikleşmiş bir kitle de var çünkü, çok olgunlukla karşılamanın yanı sıra hatta bir seyirciden şöyle bir öneri geldi. Siz bunu niye dizi yapmıyorsunuz? Ya da böyle diziler niye televizyonlarda yok gibi. Bizde acaba niye yok? Falan gibi böyle karşılıklı sohbet şeklinde geçti. Çok desteklediler. Çok bu meseleye özellikle parmak basmış olmamızı çok mutlu oldular yani bu durumdan. İyi geçti. Peki hemen şunu da soralım. Böyle bir konu nereden aklınıza geldi ve böyle bir şeyi anlatmak da çok zor tabii. Yani bunu anlatırken, bir senaryo oluştururken sizin önünüze çıkan en önemli sorun ya da soru neydi diye soralım aslında. Şimdi aslında aklımıza gelme meselesi, biz Mert'le tanışıp beraber çalışmaya başladığımızdan beri ortaklaştığımız şey şu, yani bizi rahatsız eden şeylerle ilgili film yapmak istiyoruz. Yani bunları dile getirmek istiyoruz. Mert bana Başka Değil de Aşkın hikayesini anlatmıştı. Ben de ona Atlı Karınca'nın hikayesini anlatmıştım. Hı hı. Çünkü ensest, yani evet adını bile duyduğumuzda bizi rahatsız eden bir şey ama işte hani bizi rahatsız ettiği için uzakta tutmamamız gerekiyor meseleyi. Yani içine girip çözüme doğru ilerlememiz gerekiyor. Aslında böyle bu konuya böyle girdik. Yani öyle bir cesaretle başladık aslında. Benim için yani en zorlayan şey aslında şuydu. Çünkü faile dair bir kaynak yok. Tabii yani, çünkü kimse konuşmak istemiyor bunu, değil mi? Yani dolayısıyla zaten biz, onun için üstü örtülü kalıyor. Senaryoyu sanki oluştururken yani sonuçta bir mağdurla da görüşmedik. Ama yani onunla ilgili daha fazla, yani işte kitaplarda, tezlerde bununla ilgili çok daha fazla elimizde veri vardı ama faille ilgili hiçbir şey bulamadık. Doğru. Daha çok aslında istatistik ve araştırmalara dayanıyor değil mi bu konu? Kesinlikle. Çok fazla yani insan hikayelerine dayandıramıyoruz bu konuyu, evet, aslında. Çokça tez var. Birçok işte haber var. Ama bunun yarısına hani çok fazla araştırmalar var aslında. Ama Türkçe kaynaklı bulmak zor. Biz de yabancı kaynaklı araştırmalardan da yararlandık. Ve hani failinin ne hissettiği ya da sebebinin ne olduğu ya da hani mağdurunun başına neler geldiği sonraki hayatında, hani bu süreçten sonra, bunları çok fazla detaylı bir biçimde araştırdık. Ve aslında genel bir hikaye kurduk. Yani bu hikaye hiçbir hikayede esinlenilmiş bir hikaye değil. Ve aslında meselemiz şuydu. Tamam, böyle bir mesele var ve biz bunu nereden ele alacağız? Yani tabii bunu anlatmak çok zor aslında. Evet, yani çünkü bir de çok insanları aslında rahatsız etmeden, ajite etmeden de ortaya koymak lazım galiba. Kesinlikle, çünkü çok ajite edilebilecek bir konu. Başka Dilde Aşk'ta da aynı şey vardı. Evet. Biz orada bir engelliyi anlatıyorduk. Çağrı merkezinde çalışan bir kızı anlatıyorduk ve ikisinin aşkını anlatıyorduk aslında. Şimdi hani ve onu da ajite etmeden anlatmamız gerekiyordu. Burada da aynı problem var. Hem ajite etmemek lazım hem sınırları bilmek lazım. Çünkü iki filmde de bir şey eleştirirken kendisi olmak, o eleştirinin kendisi olmak gibi bir hataya düşebiliyorsunuz. Biz projelerimizde buna çok dikkat ediyoruz. Hem evrensel bir derdi anlatmak istiyoruz hem de bu eleştirdiğimiz şeyin kendisi olmamaktan çekiniyoruz. Şimdi ensest eleştirirken birçok filmde gördüğümüz, hani yurt dışındaki filmlerin çoğunda bu kız çocukları ya da erkek çocuklarını bir arzu nesnesi olarak kullanabiliyor yönetmen. Bilmeden ya da bilerek. Evet, eminim bilerek değildir. Bu da herhalde bir hata değil mi? Olması gereken bir yani şey yani. Büyük hata, çünkü o filmler artık teknoloji ilerledi bir biçimde. İnternete düşüyor ve o internetteki paylaşım sitelerinde sadece o bölümü kesilip oraya aktarılabiliyor. Doğru, suistimal edilebiliyor çok kolaylıkla. Suistimal edilebiliyor. Hı. Yani bir anda eleştirdiğiniz şeyin kendisi, malzemesi olabiliyorsunuz. Evet. Hemen şunu soralım, lafınızı kesiyorum kusura bakmayın ama iki tane de çocuk oyuncu var bu filmde. Evet. Yani onlara bu filmi ve konuyu nasıl anlatabildiniz ve tabii onların bir şekilde zarar görmemesi için psikolojik olarak hani tedbirler alınmıştır diye tahmin ediyorum. Ne yaptınız? Şimdi zaten iki küçük oyuncumuz var filmin en başında.
Onlar zaten hiçbir şeyden haberdar değiller yani konu olarak. Onlar bir oyun oynamak, bir böyle oyun parkına gelmiş gibilerdi daha çok. Esas tabii ki bizim başroldeki Zeynep Oral, Antalya'da ödül alan oyuncumuz. O zaten 14 yaşında. Onun önce ailesiyle paylaştık senaryoyu. Yani çalışma öyle başladı. Ailesi okudu. Onunla konuştular ve yani ona anlattılar meseleyi bizden önce. Yani bunun böyle bir durum var, hayatta bunlar oluyor diyerekten. Bu da çok iyi bir şey yani, çünkü zaten 14 yaş bile çok geç bunu öğretmek için çocuğa. Yani evet, çok doğru, küçük yaşta çok aslında küçük yaşta zaten bu eğitimin maalesef verilmesi gerekiyor. Yani sana kim dokunabilir, bu yabancı kimseyle işte konuşmamak, yani bunlar hep çocuğa öğretilmesi gereken şeyler. Bir oyuncu koçumuz vardı zaten sette de. Ben, oyuncu koçu ve Zeynep, biz hep üçümüz çalıştık. Tabii ki sette yani o profesyonel bir oyuncu gibi davranmadı yani. Çok zor sahneleri var çünkü. Hep onu başka bir motivasyonla, başka bir duyguyla oynattık biz yani o sahnelerde. Hiçbir zaman yani o sahnenin içeriğiyle oynamadı orada. Başka bir oyun oynadık yani biz onunla. Anladığım kadarıyla zaten anlatımında da yani rahatsız edici bir üslupla koymamışsınız bunu ortaya, değil mi? Yani çünkü çok acit edilebilecek bir konu, dediğiniz gibi suistimale varan bir takım yerlere çekilebilir. Ama siz biraz daha sağduyuyla, hani daha nasıl diyeyim, soğukkanlıkla ve biraz daha akılcı almışsınız hikayeyi ele. Yani bunu kurgularken neyi düşündünüz ya da nasıl bunu başardınız diyelim daha doğrusu? Yani işte bu tam arzu nesnesi durumundan hareketle dedik ki bu meseleyi anlatmanın sinema gibi bir sanatın içinde binlerce yolu var. Hani aynı hikayeyi bin şekilde çekebilirsiniz. Biz de dedik ki bu çocuğu arzu nesnesi olmaktan çıkartıp meseleyi acite etmeden sınırları bilerek çekelim. Yani bu olayın olduğu hiçbir sahne yok. Tacizin gerçekleştiği hiçbir sahne yok. Biz daha çok sonrasıyla ilgileniyoruz. Bunun sebebi de şu, bu filmi daha da sert yapıyor. Fakat psikolojik olarak. Çünkü empati kurabileceğimiz yer psikoloji. Yani ne faille ne mağdurla bütünüyle empati kuramayız. Çünkü başlarına gelen inanılmaz bir şey. Yani nereye kadar bir empati kurulabilir? Ama psikolojisine indiğinizde olayın ve karakterleri o derinlikte yazdığınızda ve eşit biçimde yönettiğinizde, işte ilk senin başarısı zaten o da, hikaye çıkıyor. Odaklanmamız gereken şey hikaye oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Bizim karakterlerimizin yaptığı meslek belli değil. Hangi yılda geçtiği hikayenin belli değil. Evet, son bölüm İstanbul'da geçiyor hikayenin ama İstanbul'un hangi semti olduğu bile belli değil. Buradaki seçim de şu, olayı genellemek. Evet, aslında bir hedef göstermiş olmuyorsunuz bu şekilde. Hem hedef göstermiş olmuyoruz hem de şöyle bir şey var. Bilinenin aksine bu olaylar sadece belirli bir bölgede geçmiyor. Tabii. Ya da belirli bir sınıf ya da belirli bir zümrenin içine geçmiyor. Yani hani bunu hiç kimseye mal edemezsiniz. Ya da hiçbir gruba, hiçbir ırka, hiçbir mezhebe, hiçbir şeye mal edemezsiniz. Evet. Bu çünkü her toplumda ve her sınıfta var. Evet, insanın başına gelen bir şey ve değil. Ve dünyanın yani her tarafında var. Yani Türkiye'ye de mal edemeyiz biz bunu tek başına. Evet. Dolayısıyla biz orta sınıf bir aileyi seçtik. Meslekleri belli değil. Tekrar söylemek gerekirse geçtiği dönem belli değil. Ve biz sadece meseleye odaklanılmasını istedik. Ve işin psikolojisiyle ilgilendik. O yüzden seyrederken evet, mutlaka her trajediyi seyrettiğimizde içimize oturacak şey oturacak. Ama seyrettiğimiz görüntülerden rahatsız olmayacağız. Aynen öyle. Yani. Şimdi genelde Türk sinemasında Taylan biraderleri bir tarafa koyarsak kolektif çalışmalara pek alışkın değiliz. Sizin bu ikili çalışmalarınız gelecekte de sürecek herhalde, değil mi? Öyle olmasını umut ediyorum. Çalışmalar evet, var mı yeni senaryo çalışmalarınız? Çalışıyoruz, şimdi iki senaryo üzerinde çalışıyoruz. Yani bir tanesini hızlıca böyle toparlamaya çalışıyoruz şu anda. Çünkü onda iki kişi değil, üç kişiyiz aslında. Bir de ikimizin yine ayrı bir senaryosu var. İyi anlaşıyoruz çalışırken, o yüzden herhalde devam ederiz. Yine çarpıcı işler gelecek o zaman anladığımız kadarıyla. Peki, çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Başarılar diliyoruz. Vizyonda da inşallah festivalde gördüğü ilgiyi görür. Çok teşekkürler katıldığınız için programımıza. Evet sevgili izleyiciler, böylece Hayat Artı'nın sonuna geliyoruz. Yarın akşam saat 18.30'da yine sanatın ve hayatın artılarını paylaşabilmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz.